Selamlar, sevgiler arkadaşlar. Bugün sizlerle Linux Mint Vanessa 21 sürümünü, yeni çıkan sürümünü inceleyeceğiz arkadaşlar. Ben kendim kurdum. Biraz da kendime göre yapılandırdım masaüstünü. Ancak sistemin neler, yeni sistemde neler geldiğini, hangi programların olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Başlat menümüze tıkladık. Burada standart gelen uygulamaları var arkadaşlar. Firefox, Thunderbird, Mail, Pix, Rhythmbox, Calculator, Text Editor, Software Manager, Task Manager. Ondan sonra aksesuarlar kısmında da standart olan yine araçları, gereçler var arkadaşlar. Grafik kısmında Document Scanner, Driving, Pix. İnternet kısmında burada Any Desktop Google Chrome'u ben kendim yükledim arkadaşlar. Sonradan yüklenmiş bulunmakta. Firefox var, Hexchat var, Thunderbird Mail, Transmisyon, Torrent istemcisi, Web APS, hava durumu bildiriyor arkadaşlar. Spotify'ı ben sonradan yükledim. Diğerleri standart geliyor arkadaşlar. Office bildiğimiz LibreOffice paketi dolu dolu geliyor. Bütün her şey yüklü. Settings kısmında, ayarlar kısmında da birçok sistem ayarını yapabiliyoruz. Sistem yedeklemeden tutun driver bulucuya kadar bir sürü araç ve gereçler var. Bluetooth Manager, Time Shift var, hatta en altlarda olacak galiba. Time Shift. Buradan bakalım Time Shift'e. Evet, burada çıktı. Sistemi komple yedeklemek istiyorsanız arkadaşlar Time Shift'i kullanabilirsiniz. Çok güzel bir araç gerçekten. Ben daha evvel 2-3 kez kullandım. Ama genel günlük kullanımında pek yedekleme yapmıyorum ben. Eski, geçmiş olan uygulamaları, eskileri kaldırıyorum. Yerine yenilerini koyuyorum. Çok fazla değişiklik yapmıyorum. USB Stick Formatter, yani USB disklerinize ISO dosyalarını yazdırabilirsiniz, format atabilirsiniz. Kompozisyon var, 3D arkadaşlar. Ben ayarlamalarını yaptım kendime göre. Onu da şeyden, ayarlardan açıyoruz tabii. Şey yaptığımız için. Açın. Evet, başa gelelim. Settings'e giriyoruz, ayarlara buradan. Buradan Desktop Settings ayarından kompozisyonu aktif edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu normalde XFM4 Compositing olarak geliyor. Compositing. Ama ben kompiz olarak ayarladım. Bu şekilde bıraktım. Settings ayarlarında da gördüğümüz gibi standart driver manager, driver yükleyicisi var. Pencere yöneticisi var. İşte hakkımdaki bölümü var. Simgeler var. Bu stil ve simgeleri buradan kendinize göre değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Buradan ayar kendinize göre değiştirebilirsiniz. Ben mavide bıraktım. Fontu Libernation Sans Regular olarak ayarladım. Ubuntu Sans Regular'dı bu. Ben bunu Libernation Sans Regular'ı standart, gözü daha hoş görüldüğü için standart olarak bıraktım yani arkadaşlar. Bu Welcome ilk gelen sayfa. Burada da First Steps, başlangıçta neler yapabileceğinizi, uygulamaları tanıtımı falan var arkadaşlar burada. Zaten burada başlat menüsüne tıkladığımızda hepsine erişebiliyoruz. Software Manager'ı açalım. Gördüğümüz gibi bir sürü güzel uygulamalar var. Yükleyebilirsiniz. Synaptic Manager mi var arkadaşlar? Onunla da yükleyebilirsiniz. Açayım onu da. Synaptic Paket Manager. Bununla da uygulamaları yükleyip kaldırmanızı sağlıyor arkadaşlar. AnyDesk açık kalmış burada. Evet, AnyDesk uzaktan bağlantı arkadaşlar. Bunu kurdum. Bazen ihtiyacım olduğunda kullanıyorum arkadaşlara yardımcı olmak için. PlankDoc uygulamasını yükledim arkadaşlar ben. Bu simgeleri masa üstünde kalabalığı engelliyor. Hem de göze hoş görünüyor arkadaşlar. Siz de yüklemenizi tavsiye ederim. Gerçekten kullanışlı bir şey var. Ama kurduktan sonra başlangıç startup'a start açalım. Plank olarak başlangıca eklememiz gerekiyor ki sistem bir sonraki başlangıçta
Plank'ı çalıştırsın arkadaşlar. Düzenli yapalım. Başa Plank yazıyoruz. Komut olarak da Plank yapıyoruz. Bu buradan ekliyoruz arkadaşlar. Şuradan ekliyoruz. Plank yazıyoruz. Pardon. Plank. Küçük harflerle Plank buraya da yazıyoruz. Daha sonra OK'ye tıklıyoruz. Buraya ekleniyor arkadaşlar. Plank'ı da kuracak olanlar bu şekilde yapsınlar arkadaşlar. Evet, şimdi Linux Mint sürümümüze bakalım. Evet arkadaşlar, Linux Mint 21 Vanessa gördüğümüz gibi. Buradan görebiliyoruz arkadaşlar. 5.15.0.43 kernel var şu anda arkadaşlar. Stabil kernel arkadaşlar. Yüklü bunun güncelleme yaptım sistemi. Bu şekilde yükledi hepsini. Kurduktan sonra sizler de sistemi güncelleme yapın arkadaşlar. Update yazın buraya. Sistem update. Manager açılıyor. Güncelleme varsa burada. Şu anda ben güncelleme yaptığım için güncelleme yok. Güncellemelerinizi yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Tarih, saat var burada. Ses, uygulamaları sesleri, müzik player, Spotify, pil göstergemiz, ondan sonra Wi-Fi, diğerleri şu notification bölümü, notlarınızı filan gösteriyor, bilgisayarla ilgili bildirimleri filan gösteriyor arkadaşlar. Kayıt yaptığım program VocoSecron, bununla kayıt yapıyorum şu anda. Sağ tıklayıp bir de masaüstü resimlerine bakalım. Gördüğümüz gibi arkadaşlar, masaüstü resimlerimiz de bu şekilde. Gerçekten göze hoş görünüyor. Değiştirebilirsiniz istediğiniz gibi şekilde. Ben maviyi seçtim. Mavi de göze hoş görünüyor gerçekten. Menü ayarları buradan yapıyorsunuz. İkon simge büyüklük, küçüklüğünü ayarlıyorsunuz. Şu buradan. Bu şekilde. Masa üstünde göstermek istediğiniz şeyler olursa disk, çöp tenekesi filan buradan seçebilirsiniz arkadaşlar. Taşınabilir diskleri de gösteriyor. Ben kalabalık olmasın diye genelde işaretlemiyorum. Zaten varsayılan olarak da işaretlenmemiş şekilde geliyor. Biraz sesim kısık, kusura bakmayın arkadaşlar. Konuşurken biraz zorlanıyorum. Onun için idare edin arkadaşlar. Evet. Linux Mint 21 Vanessa sürümü bu şekilde arkadaşlar. Sistem ilk açıldığında bu welcome bizi karşılıyor. Welcome sayfası. Buradan sisteminize uygun birimleri çalıştırıp firewall olur. System settings çalıştırıp gerekli ayarları kendinize göre yapabilirsiniz. Driver'ınızı yükleyebilirsiniz. Driver Manager'dan. Time Shift'ten yedek almak istiyorsanız sistem yedeği alabilirsiniz. Burada da şey var. Dark Mode var. Dark Mode çalıştırdım. Dark Mode geldi. Gayet güzelmiş. Yeni açtım da. Bir bakayım. Evet arkadaşlar. Dark Mode da bu şekilde geldi. Ama ben kendi normal seçtiğimi bırakayım. Mavi yapalım bakayım. Bunu mavi. Neyse. Problem değil. Evet arkadaşlar. Linux Mint 21 Vanessa ile anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Genel bir inceleme yaptım. Hızlı bir şekilde geçtim. Çok fazla ayrıntıya detaya inmedim. İndirecek olan arkadaşlar gözü kapalı indirebilirler. Sistem çok stabil çalışıyor. Hem güncellenmiş bir sistem. Her şeyi yüklü geliyor. Zaten Linux Mint'in İlk ve son kullanıcı odaklı olduğunu biliyoruz hepimizce. Rahat etmeniz açısından, bakımından iyi bir Linux dağıtımıdır arkadaşlar. Sizlere de öneririm, tavsiye ederim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar. Saygıyla.